Şimdi ev sahibi ve kiracı hadisesi %65'ti biliyorsun. %25 evet. Hadisesinden sonra bu ay %65 oranında en fazla zam yapabilirsiniz dediler. %65. Hiç de az değil aslında. Evet. Ama bir ev sahibi dedi ki ben sana %150 zam yapıyorum. İcabında yanına ev arkadaşı al dedi. Tavsiyede de bulundu. Ah, sağ olsun, var olsun. Buyurunuz. Çaresiz bırakıyor, köşeye sıkıştırıyor. Mesaj atmalar olabiliyor, arayıp tehdit etmeler olabiliyor. Ev sahibi kiraya %150 zam yaptı. Kiracısı ödeyemem deyince tehditle onu ev arkadaşı bulmaya zorladı. Kendimi üçüncü bir kişi aldığımda tabii ki güvende hissetmeyeceğim. Ama şu an ilan verdim ve üçüncü bir kişi aramak zorundayım. Sinem Onay 30 yaşında. İş nedeniyle 2 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a taşınmıştı. Sinem Onay annesiyle birlikte Ümraniye'deki bu 25 yıllık binada 3+1 daireyi buldu. Ancak annesi Fethiye'ye dönmek durumunda kalınca kirayı tek başına ödeyemeyeceğini düşündü. Bu yüzden kendine bir ev arkadaşı buldu. O zamana göre tek başıma kira veremeyecek durumundaydım. Kendisini de bilgilendirdim bu hususta. İddiaya göre ev sahibi 8 bin lira olan kirayı bir anda 20 bin liraya çıkardı. Yani yasal olarak yaklaşık %65 zam yapması gerekirken o %150'lik bir zam yaptı. Bu kirayı ödeyemeyeceğini söyleyen kiracı sınaysa ev sahibi bakın nasıl bir çözüm buldu. Kendisi beni üçüncü bir kişi bulmaya zorladı. Yabancı olduğunuz bir kişiyle bile yaşamak herkesin bilebileceği üzere zor bir durumken üçüncü bir kişiye zorlanıyorsunuz. Tanımadığınız bir kişiyi almaya zorlanıyorsunuz. Genç kadın başta direndi ancak ev sahibinin tacizleri başladı. İş yerimdeyken 10 kere 15 kere arda arda arıyor, mesajlar atıyor. Bir nevi yumuşak tabiriyle bir taciz bu. Mahkemeye giderseniz siz zor duruma düşersiniz. Baskıya dayanamadı. Üçüncü ev arkadaşı arayışına geçti. Başınıza kim çıkar bilmiyorsunuz, huyu nasıldır bilmiyorsunuz, başınıza bir bela açacak mı bunun garantisi yok. Ama üçüncü bir kişiyi bulmaya zorlanıyorsunuz. Üçüncü bir kişiyi de bulabilir miyiz diye bir ilan vermek durumunda kaldım. Çaresiz kalan genç kadın ev sahibinin yasal sınırda bir zam yapmasını ve yalnızca eski ev arkadaşıyla yaşamayı istiyor. Yani bu alternatif çözümleri normalde kirayı karşılamaya çalışan insanlar hani düşünüyorlar değil mi? Yani kiracılar. Bir de o arada da şu soruyu sorarlar. Ya ev sahibi acaba ne der? Hani ben tek başıma tutmuştum bu evi. Hani sen geldin, tamam arkadaşımsın, ben de yalnızım. Annem gitti sonuçta, sen geldin. Hani böyle kişi bazında değerlendiriliyor mu sence? Para bazında değerlendiriliyor canım. Evet. Kişiyi boş ver yani. Yani 10 kişi de olsa o alacağı paraya bakıyor. Yani %65 hani değil, %150. %150 zam yapmış ama 8 bin lira. Hani ama 8 bin lira diyorum ama kusura bakmasınlar da 8 bin lira günümüzde bir şey olmadı. Evet. Ha, elbette ki %150 zam yapması kişi gereken %65 idi. Yani o da baktım hesapladı, 13.200 olması gereken 20 evet. bin lira istiyormuş. Hı hı. Ne bileyim, yasa sürece en azından belki devam edebilir ama araları bozuluyor bir taraftan da ev sahibinin ve kiracının. Çünkü köşeye sıkıştırmalar, mesaj atmalar. Hepten bozuk o zaten. Peki ne yapacaksın Ebru'cum? Hadi öğrenciyken olabiliyor böyle şeyler de yaş olmuş bilmem kaç. Nereden bu insan bulacak? Hani üniversitedeyken bakıyorsun. Benim arkadaşım olur musun olmaz mısın? Yaş 18-19. Zaten hani bir yanlışını görsen bile okulda aynı çocukla berabersin. Sıkıntı, hemen evlere ayırırsın şu bu falan filan ama bu bambaşka bir çok durum. Çok zor hele günümüzde. Günümüzde. Ama metropollere bak, tüm dünyada Paris'inden New York'una, Londra'sına kadar hep böyle bir hayat sürülüyor çok aslında. Doğru. Hani bilemem, sen böyle bir durumda kalsan hemen bir nokta bilmem ne com'dan hemen bir sahibi şey arar mısın? Yani aramam, hele öyle ulu orta aramak da daha da zor olur herhalde. Ama çünkü kira zamanı da geliyor. Nasıl geleceği, nasıl bir arkasında ne olduğunu bilemediğin insanlar var biliyorsun. Yüzüne evet. bakıp her şey çok güzel görünebilir de. Ya biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Normalde tercih edilmez dediğimiz hikayelerde böylece normale dönüştürülüyor. Ama genç kızın tacize uğrama hikayesi, bunca kez telefonla aranması vesaire, bunlar her zaman bir başka yerde duracak. Yani bir taraftan yani. Da yumuşak bir geçiş yapıyoruz. Çünkü gördük işte, camlar, çerçeveler kırılıyor. Tabii, sopalarla tabii kiracılar, ev sahipleri dövülüyor nispeten ya da birbirlerini diyorsun. Öldürüyorlar Allah korusun. Dolayısıyla bu yine hani nispeten yumuşak bir geçiş. Hani kardeşim böyle böyle bir durum var diye ifade etmiş ama bu sürekli mesaj tacizleri falan filan nedir? Bir çok de baktığın zaman ev sahibi kiracıyı bir kenara bırak, resmen hani saykolaşıyor insan. Bu konuda bile dava açılabilir tabii. belki. Açılabilir yani, düşünsene sen iş yerindesin, biz buradayız mesela, sürekli benim telefonum çalıyor alttan, ev sahibi buldun mu üçüncü kişiyi, buldun mu, verecek misin vesaire. Çok insanın hayat konforunu, huzurunu mahveden, baltalayan bir şey. Yani ha evime baltayla saldırmışsın, ha benim ruhuma, huzuruma saldırmışsın. Biraz yani, romantik.
romantik çok oluyor. Çok farkı yok. Romantik. Romantik ev sahipleri istiyoruz. Romantik olsun aynen. Birazcık herkes ya, doğru söylüyorsun. Evet yani bana güllerle gelsin, papatyalarla, orkidelerle gelsin. Yani değil mi? İyilikle gelsin. Anlatsın durumunu. Ama işte nerede? Ekonomik şartlar da yani. Evet, o kadar sert ki yumuşak hiçbir şey kalmadı ortada aynen. Maalesef deyim anlamında.